İyi günler. Ben Doktor Mehmet Kabukçu. 37 yıllık hekimim. 37 yıldır kalp ve damar hastalıklarıyla uğraşmaktayım. Antalya'da Ara Yaşam Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün koroner damar hastalığı ve koroner anjiyografi hakkında bazı bilgiler vermek istedim. Bu konuda bilgi vermek istememin temel nedeni, bunları maalesef polikliniğin kalabalık ortamında, vakit darlığında, acele bir ortamda hastalara tam yeterince anlatamamaktayız. Aynı zamanda hasta ve yakınları da bugüne kadar sağlam gördükleri bir kişiye sizin damarlarınızda tıkanıklık var, damarlarınıza bazı işlemler yapılması gerekli dediğimiz zaman bir endişe ve panik hali olmakta. Bu endişe ve panik hali içinde de olayları tam net anlayamamaktadırlar. Onun için olayları siz hastaların ve hasta yakınlarının anlayabileceği şekilde basitçe anlatmaya çalıştım. Bundan önce öncelikle koroner damar nedir? Koroner damar tıkanıklığı nedir? Onunla ilgili bazı kısa bilgiler vermek istiyorum. Kalp kasıldığı zaman içinde oksijenden ve besinden zengin kan kasıldığı zaman aort damarına atılır. Tabii kalbin kendisi de kasılmak için oksijene, şekere, yağa ihtiyaç duyar. Bunun için çıkan büyük aort damarı dediğimiz damarın içinden ilk önce kendine yetecek kadar damarları kanı alır. Bu damarları koroner damar dediğimiz bu damarlardan alır ve bu koroner damarların içinden kan, oksijenden, besin maddelerinden zengin kan kalp hücrelerine gider. Kalp hücreleri de bu maddeleri kullanarak kasılırlar ve gevşerler ve görevlerini yaparlar. Damar tıkanıklığı insan hayatında çok önemli bir yeri oluşturmaktadır. Bir örnek verebilirim. Hepimiz akciğer kanserini, mide bağırsak kanserlerini, kadın genital kanserleri, yumurtalık kanserini, kan kanserlerini, beyin kanserlerini biliriz. Ama tek başına koroner damar tıkanıklığı bütün bu kanserlerin toplamından çok daha fazla ölüme neden olmaktadır. Onun için bu hastalık diğer hastalıklar önemli değildir demiyorum. Çok da önemlidir. Ama bu hastalık toplumda en çok öldüren hastalıklardan biridir. Şekilde bir damar tıkanıklığını görüyoruz. Resimde sol tarafta gördüğünüz sağlam bir damar. İçine bakıyormuşuz gibi içi temiz, herhangi bir sıkıntı yok. Bu bizim kendi materyalimizden alınmış bir kesit. Aynı sağ tarafa baktığınız zaman damarın içinde beyazımsı gördüğünüz kolesterolden ve kalsiyumdan zengin tortuların oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu damarın içinde bu tortular oluştuğu zaman oradan kan akımını engellemektedirler. Engellediği için de o bölgenin hücrelerine yeterince oksijen ve besin maddesi gidememekte. Bu nedenle de görevlerini tam olarak yapılamamaktadır. Tekrar aynı resmi görüyorum. Bu tıkanıklığın nerede olduğu çok önemlidir. Örneğin şöyle küçük bir damarda tıkanıklık olursa küçük bir alanı beslediği için oluşturduğu hasar küçük bir alan olur. Ama şöyle büyük bir damar başından tıkanırsa şöyle kalbin büyük bir kısmı zedelenir ve o zaman oluşturduğu hasarlar çok daha fazla olur. O nedenle bu damarların filmleri çekilir. Tıkanıklık küçük bir damarda mı, büyük bir damarda mı, başında mı, sonunda mı onlara tespit ederiz ve ona göre tedavi ayarı yaparız. Damarların neresinin tıkandığını anlamak için filmlerini çekiyoruz. Buna koroner anjiyografi diyoruz. Koroner anjiyografi demek, koroner demek kalbi besleyen damarları ifade eder. Anjiyografi de damar filmi demektir. Dolayısıyla koroner anjiyografi demek kalp kasını besleyen damarların filmi demektir. Bu filmler normal filmde gözükmez. Normal filmde gözükmediği için içine ilaç verilerek görünür hale getiririz. Burada gördüğünüz gibi kasık damarından uzatılan çok ince bir küçük boru koroner damarın ucu bulunmuş. Oradan ilaç verilerek görünür hale getirilmiş. Bu filmlere bakarak da hastaların durumunu değerlendiriyoruz. Şimdi birkaç örnek hasta göstereceğim. İlk önce damarları normal olan ilaç verilen bir hastanın filmlerini gösteriyorum. Yine bir küçük bir boru yerleştirilmiş. Ucundan ilaç verilerek damar görünür hale getirilmiş. Kan buradan şu şekilde aşağıya doğru akmakta. Ve damara baktığımız zaman baştan aşağıya
herhangi kritik bir tıkanıklığın olmadığını görüyoruz. Bu sol damar. Aynı şekilde sağ damara da baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru kan akışı oluyor. Bu damarın içinden böyle daha küçük damarlara, oradan kılcal damarlara, oradan da hücrelere gidiyor oksijen ve besin maddeleri. Böyle bir hastada yapılacak tedavi genellikle ilaç tedavisidir. Damarlar normalse, hafif darlıklar varsa ilaç ve yanında perhiz tedavisi veririz. Bir de hastanın şikayetleri acaba damar tıkanıklığından başka bir hastalığa mı bağlı? Mesela yemek borusu hastalıklarından olabilir, soluk borusu hastalıklarından olabilir. Diğer hastalıkları araştırırız. İkinci bir örneğe geçiyoruz. Burada kateter dediğimiz küçük boru yerleştirilmiş, damarın filmi çekilmiş ve şu bölgede kritik bir darlık tespit edilmiş. Bu damarın içinden çok ince kıl gibi bir telle geçeriz. Herhangi bir zedelenme olmaması için tıkanık bölgenin başı ve sonunu tespit ederiz. Şöyle noktalarla belli. Bunları boru gibi düşünün. Şuralar boru. Boru burada oldukça incelmiş. Daha sonra yine normal devam ediyor. Şematik olarak görürsek burada stent dediğimiz bir materyali görüyorsunuz. Damarın dar bölgesine getiriliyor. Bu bir silindir şeklinde bir borudur. Yerleştirilmiş bir tel örgü vardır. Balon şişirildiği zaman bu damarın şeklini alır boru ve etrafındaki tel örgü de genişler. Daha sonra bu balonun içindeki havayı alır, geri çekeriz. Bu tel örgü burada kalır, tekrar damarın tıkanmasına, daralmasına engel olur. Normal damar şeklinde kan akımı sağlanır. Evet, burada görüyorsunuz sol tarafta tıkanıklık bir bölge. Aynı yer şu yan damarın hemen üstünde, şuradaki yan damarın hemen üstünde bu bölgenin genişletildiğini, normal damar şeklini aldığını görüyorsunuz. Bu örnekteki gördüğümüz gibi eğer damar yapısı uygunsa balon ve stent işlemleri yapılarak darlıklar giderilmektedir. Üçüncü örnek veriyorum. Damar yapısı balon ve stent uygulamalarına uygun olmayan bir hasta. Kateter dediğimiz küçük boru yerleştirilmiş. Damarın ana damardan geliyor, üçe ayrılıyor. Kan bu şekilde geçecek. Bunun altında kalp var ve kalp hücrelerine buradan oksijen ve yağ, şeker gidecek. Şöyle kılcal damarlardan. Her üç damarın başında da tutan bir darlık görüyoruz. Böyle bir hastada balon ve stent uygulaması yapmak istemeyiz. Çünkü stent gibi bir boruyu ana damardan üst damara uzatsak alttaki iki damar tıkanır. Ana damardan alttaki damara uzatsak üstteki iki damar tıkanır ve o bölgedeki kalp hücreleri görevini yapamaz. Böyle riskli vakalarda genellikle bypass operasyonunu tercih ederiz. Özet olarak koroner anjiyografide damarların filmleri çekilir. Damar tıkanıklığı var mı yok mu kesin teşhis konmuş olur. Eğer damarda bir tıkanıklık varsa bu nasıl bir tedavi uygulanacak? İlaç ve perhiz yeterli mi? Yoksa balon ve stent gerekiyor mu? Veya bypass ameliyatı gerekiyor mu? Bu çekilen filme göre karar verilir. Şöyle bir düşüncemiz olabilir. Eğer bir kardiyoloji veya bir kalp damar cerrahi uzmanı koroner anjiyografi önerdi. Böyle bir hastada anjiyografi yaptık. Ne riskimiz olur? Sırt üstü yatmaktan ağrılarımız olabilir. Giriş yerimizde kanama olabilir. Ama anjiyografi yapmadık. İçeride ciddi bir damar tıkanıklığı var. Onu atladık. O zaman hayati bir tehlike söz konusu olabilir. Sonuç olarak göğüs ağrısı olan, nefes darlığı olan, şikayetleri olan hastalarda kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi uzmanı koroner anjiyografi önerdiyse bu işin riski genellikle beklediğimizden çok daha düşüktür. Yapmadığımız halde hayati tehlikesi olabilecek hastalıkları atlama ihtimalimiz vardır. O nedenle bu işlemin yapılması uygun olur. Hepinize iyi günler dilerim.